Safra taşını sormak istiyorum. Safra taşı neden oluyor? Hangi bitkiler iyi gelir safra taşı için? Şu gördüğünüz bitki şahdere. Şahdere hemen şurada. Evet. Çok acı. Acı tadı. Evet, çok acı. Yine ekstraktından bahsediyoruz ama. Evet. Bunun sadece şahderenin değil, bununla ilgili 9-10 çeşit bitkinin karışımından oluşan çok özel bir çay harmanımız var. Artı evet. Şahdere Forte diye çok özel bir formül var. Şahdere dünyada safra taşı, safra çamuru ve safra akışını artırıcı en etkili bitki. Safra ile ilgili bir numara. Hı hı. Bununla ilgili birçok klinik araştırması var. Belgelenmiş safra artırıcı. Safra kana, bazıları diyor ki işte 1 santim safra taşı var. Nasıl atacak? Kanaldan nasıl çıkacak? Hiç problem değil. Eritiyor zaten onu. Yani şahdere safra için çok çok ideal. Hatta safra kesesinin içerisinde oluşan polipleri dahi eritir. Evet, onu da soracaktım zaten. Bir de safra polibi diye bir şey var. Evet. Onu da soralım size. Şimdi ameliyat olmak çözüm değil. Çünkü safra kesesinden dolayı ameliyat olursa sindirim anormallikleri başlar. Kişide aşırı zayıflama halleri başlar. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik. Safranın burada toplanması ve yemek yedikten sonra harekete geçiyor. Yani safra rastgele oradan karaciğer sürekli safra akıtmaması gerekir. Yani çok önemli bir görevi var safra kesesinin. Pankreasın salgılamış olduğu lipaz, amilaz, tripsin gibi enzimler kargodan gelen kutu, paket gibidir. Açılmamış. Açık olarak gelmez. Kargodan gelen paket gibi gelir. 12 parmak bağırsağında karaciğerden gelen safra ile karıştığında paketler açılır. Benzetmeleriniz de o kadar güzel ki yani zihnimizde böyle yer ediyor. Çok güzel benzetmeleriniz var İbrahim Bey. Eğer safra işte pankreasın salgılamış olduğu enzimler açık olarak gelse, tripsin, lipaz, amilaz, karbonhidratları parçalayıcı, karbonhidratları glikozlara dönüştürür. Lipaz yağları yağ asidine, tripsin proteinleri amino asitlere dönüştürür. Şimdi bunlar açık olarak gelse pankreası eritir. Allah'ın mükemmel bir şey yani, laboratuvar gibi bir şey, çok mükemmel. Buradan paket şeklinde gelen enzimler karaciğerin salgılanmış olduğu safrayla karşılaştığında 12 parmak bağırsağında çözülür, harekete geçer ve aktif hale gelir. Ve yağları yağ asidine, proteinleri amino asitlere, karbonhidratları glikozlara dönüştürmeye başlar. Peki safra kesesini aldığınız zaman ameliyatla ne olacak? Oradan sürekli bir akıntı oluyor. Safra kesesi önemli değil diyorlar. Önemsiz bir organ olur mu? Önemsiz. Her organın bir görevi var zaten. Hiçbir organ önemsiz değildir. Her organ önemlidir. Safra kesesinin taş var, hemen alalım, ameliyat edelim. Yok öyle bir şey. Çok kolay. Mesela İngiliz tuzu, magnezyum sülfat heptadien. 7 çeşit İngiliz tuzu var. Magnezyum sülfat heptadien tıbbi maksatta kullanılır. Yan etkisi yok. Kişi mesela bir yemek kaşığı İngiliz tuzunu, normal bildiğimiz tuza benzer rengi, tadı farklı, metalik bir tadı var. Bir bardak suda çözüp içiyorsunuz. 15 dakika sonra yarım su bardağı zeytinyağı, yarım su bardağı limon suyu karıştırıp içiyorsunuz. Zeytinyağıyla limon suyu kanallar açar, safra kanalını açar. Etkileşimi farklı oluyor yani. Evet. Ve safra kesesinde ne kadar taş olursa olsun, çamur olursa olsun temizler. Fakat bazılarında kronikse bir defa da değil, 10 defa da çözülür. Bazılarında bir defa, bazılarında iki defa. Normal olarak kişi bunu magnezyum sulfat hepte diyen, yani İngiliz tuzunu zeytinyağı ve limon suyuyla kullandığı zaman birinci defada %50 taş veya çamurdan kurtulabilir. Birinci defada. 15 defa kullandığında arka arkaya her gün akşamları yemekten önce
Safra çamuru ve safra taşından kurtulma şansı %99. Kurtulabilecek. Evet. Avrupa, Amerika, Asya, Antarktika, dünyanın hemen her ülkesinde bu kullanılıyor. Bazıları diyor ki yok olmaz. Neden olmuyor? Kanal tıkar. Niye tıkarsın? Eritiyor zaten. Yani kanala geldiyse zaten eritir. Limon suyuyla zeytinyağının da özelliği kanalı açmak. Krampı önlemek. Bugüne kadar hiç tıkanma olmamış. Yani yüzlerce yıl kullanılan bir şey. Yeni bir şey değil. Yeni bir buluş değil. Klasik bir şey artık. Yani İngiliz sözüyle safra taşı ve safra çamurundan kurtulur. Fakat şöyle bir durum var. Safra taşı, safra çamuru tekrar oluşabilir. Eğer ki kişi bağırsaklarını, karaciğerini tedavi etmese. Çünkü safra taşı, safra çamuru neden oluşur? Kolesterol dengeleyemez karaciğer. Bağırsaklardan gelen toksik maddeyi arıtamıyor. Fazladan ortaya çıkan kolesterol taşa çeviriyor veya çamura çeviriyor. Yani vatandaşın bağırsağında aslında bağırsağında ve karaciğerinde problem var. Bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmedikçe 3 ay, 5 ay veya 6 ay sonra yine taş ve çamur oluşur. Tekrar taş ve çamur oluşmaması için iksir aloe vera jel, bu gördüğünüz ürünler yine aloe vera jel, yine aloe vera jel iksir artı şahtere forte. Şahtere safra çamuru, safra taşı, safra polipine karşı dünyada en etkili bitkidir. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var, belge var. Şahdere'de oldukça faydalı diyoruz. Tabii, yazmış olduğum kitapta çok ayrıntılı bilgi var.